Merhaba sevgili 7. sınıf öğrencilerim. Elektrik devresinin ikinci kısmı elektrik akımından devam ediyoruz. Burada basit bir elektrik devresinde ampulün yanması için mutlaka elektrik akımının oluşmasını bekliyoruz. Yani elektrik akımı oluşacak diyeceğiz. Enerjinin akışını gözlemlememiz gerekiyor. Devrelerde enerji akışını sağlayan pilin uçlarındaki fark, enerji farkına biz gerilim ve akım adını veriyoruz. Burada sizin boşluklarınız dolu tabii ki. Pandülleriniz doluydu hatırlarsınız. Birimi volttur. V harfiyle sembol ediliyor ve voltmetre ile ölçülüyor dedik. Burası önemli. Voltmetreler devreye mutlaka paralel bir şekilde bağlanacaktır. Sorularda karşımıza gelecek. O yüzden bu altını çizip bu ünlem işaretini koymanızı tavsiye ediyorum. Şimdi pillerin dikkat etmişsinizdir. Artı ve eksi kutupları vardır. Pilde eksi kutuplar yani eksi elektronlarımız daha fazla sayıda olduğu için elektronlar eksi yüklerim artıya doğru hareket edecek. Yalnız burada bu akımın yönü değil. Yanlış anlaşılma olmasın. Burada elektronların yönünden bahsediyorum. Şurada sayfa 167'den devam edecek olursak elektrik akımının yönü elektronların hareket yönünün zıttında olacaktır. Yani şunu unutmuyorsun. Bir pilin artı ucundan eksi ucuna doğru hareket vardır diyeceksin. Elektrik akımı için tekrar ediyorum. Pilin artı kutbundan eksi kutbuna doğru hareket edecek. Şurası önemli. Elektrik akımı için pilin artı ucundan eksi ucuna elektronların hareket yönü ise eksiden artıya doğrudur. Çünkü eksi yükler pilin içerisinde daha fazladır dedik. Burada elektrik akımının oluşması için kapalı bir yolun olması gerekiyor. Yani şöyle bir herhangi bir kopukluk ya da işte ampulün olmaması gibi bir boşluk durumu kabul edilemez. Çünkü kapalı olmazsa buradan akım geçmeyecek. Akım geçmezse devrede ampulü yakamayız. Şimdi buradan devam ediyoruz. Elektrik akımı şiddeti I ile gösterilir. Birimi amperdir diyeceğiz. Büyük A harfiyle gösteriyoruz. Ampermetre ile ölçüyoruz. Ve şurası çok önemli. Tekrardan altını çiziyorum. Ampermetre devreye seri bağlanır arkadaşlar. Bu da önemli sorularda karşımıza gelen diğer bir ayrıntı. Şimdi buradan potansiyel fark ve akımın ne olduğuna bir bakacağız. Potansiyel fark arttıkça akım devrede aynı oranda artar dedik. Arasındaki farka gelecek olursak devredeki potansiyel farkın yani gerilimin akım şiddetinin oranı sabittir diyeceğiz. Ve bu değere direnç adını vereceğiz. Şöyle R ile gösteriyoruz zaten. Bu kuralda aynı zamanda ohm yasası olarak karşınıza gelebilir. Şu hani sözel bir ifade olarak gelir. Böyle madde madde bilmenize gerek yok. Şimdi bu ohm yasasında bilmemiz gereken diğer şey formülümüz. Direnç eşittir potansiyel fark bölü akım. Yani şöyle R eşittir V bölü I formülünü unutmuyorsun. Buradan sana neyi sorarsa değişik değişik formatları V eşittir I çarpı R kullanabiliyorsun. I eşittir V bölü R'yi kullanabiliyorsun. Ohm yasasında bilmen gereken formül bu. Bu da 3 farklı versiyonu. Şimdi bir tane örnek var. Şu örneğe beraber bakalım. Bana seri bağlı özdeş bir ampul eklediğim zaman diyor. K ampulündeki parlaklık nasıl değişir diyor. Şimdi ben buna ohm yasasını kullanarak ispat ediyorsam diyeceğim ki I eşittir V bölü R formülünü kullanacağım. Çünkü parlaklık akım şiddetiyle alakalıydı. Bunu biliyorsun. İlk durumda K ampulü için şunu yapacağım. I eşittir. Benim voltmetrem kaçı göstermiş? 6 voltu göstermiş. Diyeceğim ki buradan direncim de 3 ohmmuş. O zaman akım 2 amper midir gençler? Birinci durumda K ampulünden geçen akım 2'ymiş. İkinci duruma baktığım zaman bana diyor ki K ampulünün yanına bir tane seri olarak bir ampul daha bağla diyor. O zaman bu 3 ohmsa yanına bağladığım zaman bu da 3 ohmluk bir direnç isteyecek. O zaman ikincisi için şunu yapıyorum. I eşittir V bölü R formülünden tekrardan devam ediyorum. Diyeceğim ki 6 volta 6 ohmluk direnç harcadıysam buradan geçen akımın 1 ampere mi düştü? Ha diyeceğim ki ampulün parlaklığı ampulün şiddetiyle orantılıydı. Yani birinci durumda 2 amperlik bir akım geçiyor. İkincisinde 1 amperlik. O zaman ikinci ampulü eklediğimiz zaman akım azalacağı için parlaklık da azalır diyeceğiz. İkinci durumdaki parlaklık 1'e göre daha azdır yorumunu yapabiliyoruz. Gençler bu arada sayfa 169'dan 172'ye kadar alıştırmalarımız var. Bu alıştırma çalışmalarında tekrarlarımızı yapıp dersimizde çalıştıktan sonra mutlaka yapmayı ihmal etmiyoruz. Anlamadığınız bir şey olsa tekrardan bana WhatsApp'tan atabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.